Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arenadan Diablo'yu aldım. Diablo'yla ne yapacağız? Hadi görelim bakalım. Evet arkadaşlar, Diablo'yu aldık. Hemen arena bölümüne gidelim. Şimdi ne kadar aldım, onu da sizlere göstermek istiyorum. Sıralama ödüllerinde gördüğünüz gibi 425. olmuşum. Şu anda dünya üzerinde, eğer kristal açanları saymazsak, krediyle alıp kristal açanları saymazsak, o 800 kişiden birisi de benim. O da 425.yim kardeş. Evet. 5 yıldız arenada çok da bir puan yapmadık. Şimdi gördüğünüz gibi 3 yıldızını da aldım. 3 yıldızını. 3 yıldızını da aldım. Affetmem oğlum, arenaya gelmiş yeni karakter, niye almayalım? Doğru mu değil mi? Bu arada kolay, orta, zor grup halinde oyun ilk açtığınızda ilk 1-2 ay kolay grupta olursunuz. O esnada arenadan olabildiğince arkadaşlar 4 yıldız almaya abanın arkadaşlar. Özellikle basic arena, yani genelde herkesin elinde bulunan karakterlerin bulunduğu arena, mesela şu an elektro arenası, o herkesin elinde bulunan, genellikle herkesin elinde bulunan karakterlerin bulunduğu bir arena. O arenayı affetmeyin. Yani geleni geçeni alın arkadaşlar. Ortalama 2,5 milyona, tabi zor grupta olanlar için söylüyorum, 2,5 milyona alabilirsiniz deyip Diablo'yu bir inceleyelim. Şimdi bu Diablo kardeşimiz neymiş? Ya bu bir bakma, Diablo'yu ben nasıl gördüm biliyor musunuz arkadaşlar? Mazoşist bir karakter. Abi adam kendini zehirler mi ya? İçip içip zehirleniyor. Sonra da dövüşüyoruz onunla. Bir bakma öyle diyebilir miyiz ya? Harbiden öyle ya. Adam Alyaş'ın teki ya. Harbi ya, oyuna Alyaş getirmiş. Alyaş ne ya? Alyaş mıydı lan? Şimdi ona da bakmak lazım. Ya sarhoş ya. Kafası güzel bunun. Kafası güzel güzel dövüşüyor. Bir de koymuşlar mayalanmayı. Süt gibi karakter. Valla mayala mayala ye anasını satayım. Yoğurt yaparsın lan mayalaya mayalaya. Bu arada şaka maka dalga geçiyoruz da etkisiz bırakma. Ondan sonra karşı akım işte karışımı, demirden cilt karışımı, kurtarıcı dikiş karışımı. Bunlar kimisi zırh sağlıyor, kimisi yenilenmesini arttırıyor, kimisi güç barını %110 dolduruyor. Rakip mesela ne kadar etki açmışsa, ben genel olarak konuşuyorum, rakip ne kadar etki açmışsa ne hasarı diyorlardı ya, ne hasarıydı onun adı, unuttum yemin ederim ya, neyse birazdan aklıma gelirse, ekstra o hasardan veriyorsun işte. Ne hasarıydı şimdi bilmem ne, %20 oranında arkadaşlar, burada şimdi %110 arttırarak 3 yıldızını da kopyaladım. Hani kopyasıyla kopyasızı arasındaki farkı anlayabilmek için. Şimdi diyeceksiniz abi, o 4 yıldız bu 3 yıldız. Ben sadece burada kopya karşılaştırması yapıyorum. Bak yanlış anlamayın lütfen. Evet şimdi kopyaladık. Bakalım bilgisine. Şimdi gizli yenilik diyor. Neymiş? Diablo'nun karışımları mayalama zamanı 1 saniye azaltarak ve sürelerini %14,53 arttırarak vesaire vesaire. Gördüğünüz gibi bir özgünlük artışı %4,53 gibi bir orana artışa sebep oldu. Yani kopya olma özelliği, kopya sayısı da önemliymiş. Bunu da gördük. Kabam gene bize şunu gösterdi kardeş. Tabii almıştık aynalı. Kabam gene bize şunu gösterdi. Yeni gelen karakterler gene prestijde, yani kopya olmazsa bir iş yapmıyor olduğunu bize gösteriyor. Doğru mu değil mi? Evet, onu da görelim hemen. Şimdi birincisi gördüğünüz gibi 4'er adet. İşte demirden zırh, bilmem %110, yani güç barı doldurma. Bu arada kasılıp vurduğumda normalde zehir veriyor. Acaba kopya olmasıyla mı özellikli diye soracaksanız eğer, o 4 yazıyor ya bakın. Bir şeyler vuruyor, güç, ondan sonra bilmem ne. Bakın mayalanma yaptı şu anda. Evet, demirden cilt, bir ikinci skill yiyelim mi bundan? Bir ikinci skill yiyeceğim arkadaşlar. Bakalım demirden cilt ne kadar etkili. Hoppa. Gerçekten etkiliymiş. Yani bir rütbe, nasıl konuşuyorum lan? Bir rütbe, bir seviye olması, ay öldürmedi lan Doktor Vodo bizi.
Tey tey'e karşı yapıyoruz. Tey 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 halay mı lan bu? Vallahi bu nasıl bir isim? Güzel bir şarkı hakikaten. Oo, kurtarıcı dikiş devreye girdi. Şimdi bakın can yeniliyoruz lan. Şaka maka bir yana. 6-12 bara da kanamaya bağışık lan bu. Oo, ikinci skillimiz de engellenemez. Evet, özel hasar. Şey hasarıydı. Neyi hasarıydı lan? Aklıma gelmiyor ya. Bir şey hasarı veriyor işte. Ekstra hasar veriyor arkadaşlar. Rakip ne özellik açmışsa o birinci skillde. İç babam iç. İç babam iç. Al yaşı koymuşlar zaten. Zaten de mayalanma yapıyor. Maya, arı maya geldi lan aklıma. Mayalanma. Şimdi mayala. Nasreddin Hoca'nın gölü mayalaması gibi ne alakaysa. Şimdi beyin fırtınası oluyor şu an burada. Bir oradan bir düşünce, buradan bir düşünce geliyor böyle. Şimdi bir de 3 yıldızını deneyelim. 3 yıldızını deneyelim. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu Diablo ilk geldiğinde itiraf ediyorum. Şey dedim. Dedim ki lan bu ne biçim karakter demedim. Tabii demedim. Hemen demeyin ki dedin. Yani dedim ki kolay bir karaktere benziyor. Yani rahat dövüşebilirsin öyle şey değil yani. Sizi zorlayacak bir karaktere benzemiyor. Evet, geriye çekilip 1-2 saniye beklediğinizde şimdi şey yapıyor. Ne, mesela birinci skill'e attığınız o mayalanmaz mı zıkkımı mı dediğim işte kendini zehirliyor. Bak özellik açıyor. Bir deneyelim hemen. De benim geri tepmeden ölebilirim. Kurtarıcı dikiş hazır mesela diyor. Evet. Ooo, çok iyi be. Çok iyi be. Gördüğünüz gibi birinci skill'e attım. Can yenileme yaptık. Demek ki neymiş? Bakın o kurtarıcı dikiş 4'ten 3'e indi. Bir bakıma da tanıyalım değil mi? 4'ten 3'e indi. Uzun bir dövüş olacak iş değil mi? Tanıyalım. Evet, bir daha atalım. O kurtarıcı dikiş etkinken. Ooo, gene geri tepmeden gitti olan. Aldığımız can geri tepmeden geri gitti. Ya can yeniliyoruz ha. Ama şöyle bir şey diyebiliriz ya. Limbo gibi. Aa bak bak. Evet, etkili. Şu anda %110 gibi bir güç barı doldurma söz konusu. Gördüğünüz gibi kendi kendine güç barımız doluyor. Evet, bu kor nimet hazır. Kor nimet hazır dediği zaman evet geri çekildi. Şu anda yakma mı nedir bu? Nedir bu? Tam da bilmiyoruz da böyle. Oo, çok iyi ya. Oo, demirden cildimiz var kardeş. Vodo, ne yapıyorsun sen? Evet, demirden cilt gene etkin oldu. 2 saniye bekledik geri çekilip. Blokta bekledik. Ve şöyle bir şey var. Mesela şu diyelim bir tane özelliğimiz aktifken bir daha bir birinci skill atar. Yine iksir içersek zehire maruz kalıyoruz. Yani sıkıntı diyebilirim arkadaşlar. Oo, çok iyi lan, cana bak nasıl yeniledik geri. Ve üçüncü skill attığımız zaman, eğer ölmezse inşallah. Üçüncü skill attığımız zaman rakip, yani şu an üstümüzde hangi özellik etkinse o özellik kalıcı hale geliyor. Bakalım. Evet. Evet, kalıcı hale ne geldi? Şimdi bakıyorum da. Ne geldi? Öl anasını satayım ya. Hiçbir şey gelmedi. Senin ölümün gelmiş. Karşı akış hazır diyor. Yani Diablo ile dövüşülmesi arkadaşlar eğlenceli bir karakter diyebilirim. Niye biliyor musun? Adam içip içip kafası hoş oluyor. Bir şeyler... Ay, gülesim geldi ha. Kafası hoş olduktan sonra kendisi de ne yaptığını bilmiyor adam. İçiyor, tamam mı? Sonra bakıyorsun güç barı doldurmaya başlıyor. Bir bakıyorsun yenileniyor. Neyse, bu arada selamünaleyküm reis. Videolarını severek izleyen birisiyim diyor. Nasıl bu kadar şey kastın ettin, taktik verimi zorlanıyorum artık gelişmekte. Kardeşim sana önce bir profiline bakalım. Bu arada mesajlarınızı hemen buradan okuyorum. Cevap veremedim. Buradan okuyorum. Şu anda hesabın normal seviyede. Yazmayacağım. Sana söyleyeyim, direkt arena kasabilirsin. Ve seviyene baktığım zaman hikaye oynayabilirsin diyebilirim. Aynen ustam Göktürk Deniz'de benim ustam. İki tane hesabı var bu arkadaşın. Gökhan Vurur. Abi senle konuşmak hayal diye videomu videoysa yazmayayım. Oyun olduğu için oynayan kanala selam aleyküm demiş. Aleyküm selam kardeşim. Şimdi videoysa yazmayayım diyor. Yazdım bir kere, artık çekiyoruz, yapacak bir şey yok. Bu Hiperon
Naber abi? Çok iyiyim kardeşim. Sen nasılsın diyeyim. Videonun altına yorumunu bekliyorum. Selamünaleyküm. İti arıyor musun? İti ne lan? Vallahi köpeğim kaybolmadı. İti miti aramıyorum. Selamünaleyküm. Videoların tam bana hitap ediyor. Kabam o uçuyor. Ve de güzel eğlenceli videoların. Arada kabama yedirmiş. Ne demiş Evan kardeşim, hayranınız geçen itibar oldun. Senin kategorin değil ama sana kapımız her zaman açık. Eyvallah, teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ ol kardeşim, anlayışın için demiş. Ben de sana sağ ol diyorum, teşekkür ediyorum. Selam, videolarını izliyorum. Teşekkür ederim oyun için bilgilerinizden dolayı. Ben teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Selam, sanırım ittifak aradığınızı görüp eklemiştim. Bayağı zaman geçti. Geç oldu, güç olmadı. Bu hesabı satacağım kardeşim, bilgin olsun. Hesabına bakayım diyeceğim ama ağa bağlanırken sorunlar meydana geldi diyor bak. Kısmet değilmiş. Vallahi hesabına yine de tıkladım. Açılırsa açıldı, açılmazsa yapacak bir şey yok kardeş. Yani ulaşırlar herhalde sana. Fox River. Fox River ne lan? Tilki avcısı. River şey demekti. Ne rakip demek? Tilki rakibi mi? Avcısı mı oluyor? Fox. Evet. Ağa bağlanırken sorunlar meydana geldi. Tabii şaşırdık mı? Şaşırmadık kardeş. Saatimiz de kaç ya? Geç mi oldu Neran? Ya vay vay, hesabı açıldı. Vay anasını ya. 5.65 bileydi var kardeşim ya. Evet, son bir mesaj. S.A. demiş. Aleyküm selam diyelim ve yazmadım ama buradan cevapladım mesajlarınızı. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlık isteklerini de bu şekilde kabul ettim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.